Ülke TV ekranlarından iyi geceler değerli izleyenler. Bir artı eksi programıyla daha karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi eğitime ve yaşama dair birçok konuyu alanında önemli isimlerle Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleriyle masaya yatırıyoruz. Bu hafta yine çok önemli bir konumuz olacak. İş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Son dönemler Türkiye'de özellikle son dönemlerde bayağı bir konuşuluyor, bayağı bir tartışılıyor. Çok değerli iki konum var. Hocam hoş geldiniz. Evet. Hemen hocalarımı tanıtmak istiyorum. Yine Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hilmi Sabuncu. Evet. İş sağlığı ve güvenliği. Hocam hoş geldiniz. Diğer bir isim Cemal Kozacı, yine öğretim görevlisi hocamız. İş sağlığı ve güvenliği bilimi uzmanı aynı zamanda. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, önemli bir konu. Biraz önce girişlere belirttiğim gibi son dönemlerde Türkiye'de çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Aslında önemi belki de son dönemlerde biraz daha anlaşılıyor. Gerek Avrupa Birliği uyum yasaları, reformları kapsamında biraz da işçiye verilen önemle alakalı olsa gerek. Değil mi hocam? Son yıllarda biraz sizin görüşlerinizi bilmiyorum ne. Bu konuda da tabii başvuracağız. Değerli izleyenlerim, sorularınızı bize sosyal medya üzerinden de yöneltebilirsiniz. Hocalarım her soruya samimiyete cevap verecekler. Mail adresimi ve bize ulaştırabileceğiniz sorularınızı ulaştırabileceğiniz adresler artı eksi @üsküdar.edu.tr. Yine sosyal medya üzerinden facebook.com/artieksitv üzerinden sorularınızı bize yöneltebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Önemli bir konu. Bunu yine önümüzdeki haftalarda galiba, önümüzdeki hafta değil mi hocam? İş güvenliği ve sağlık haftası. 4-10 Mayıs. Tarihler arasında iş güvenliği yine masaya gelecek. Evet. Artılarıyla, eksileriyle tartışılacak, konuşulacak. Hocam elimde birkaç istatistik var benim. Ben onlarla girmek istiyorum. Ama daha çok iş sağlığı ve güvenliği etimolojik yani kavramlar üzerinde biraz daha hani neyi ifade ediyor, doğru algılanıyor mu? Onun haricinde risk kavramı, alınması gereken önlemler, İSG tanımı ve bileşenleri, kimler bu eğitimi almalı gibi birçok konuyu konuşacağız. Şöyle bir istatistik hocam, bilmiyorum belki 3 aşağı 5 yukarı farklılık arz edebilir, sizden de alacağım ama mesela ülkemizde her 6 dakikada bir kişi iş kazası geçiriyor hocam. Yine 6 saatte bir kişi iş kazası ya da meslek hastalığından dolayı yaşamını yitiriyor. 2,5 saatte bir işçi iş göremez hale geliyor. Yine iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sıradayız. İş kazalarının %50'sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar oluşturur. %48'ini de sistemli çalışmayla önlenmesi mümkün. Genelde baktığımızda %98'i aslında önlenebilecek. Çok doğru. Değil mi hocam? İstatistikler bu yönde. İş sağlığı ve güvenliği deyince hocam, Hilmi hocam ne anlıyoruz? Biraz bize buradan bahsedebilir misiniz? İş sağlığı ve güvenliği kültürü ne demek? Buyurun hocam. Aslında Cemal hocam başlayacaktı. Ben kısaca söyleyeyim, tekrar sözü Cemal hocama bırakayım. Tabii ki elinize aldığınız bir sözcük kümesini teker teker gözden geçirmek gerekiyor. Evet. Önce İSG kültürü dediğimiz zaman hani kültür sözcüğünü bir sentezlemek gerekiyor. Kültür, yani benim kendi anlayışım itibariyle insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren ölümüne kadar kazandığı her şey, sahip olduğu her şey o insanın kültürüdür. Dolayısıyla bir insan eğer herhangi bir konuyu elinin tersiyle ittirirse o konuyla ilgili kültür eksik kalmış olur. Biz bir olaya bakış atfettiğimizde zaten birçok merkezlerin olduğunu görüyoruz. Mesela işte Yunus Emre Kültür Merkezi diyoruz. İşte Atatürk Kültür Merkezi diyor. Demek ki kültür o kadar evrensel bir kavram ki evet. Birazcık detayına inip de bakmak gerekiyor. İSG kültürü deyince de bu çerçeve içerisinden bakmak lazım. Yani iş sağlığı, güvenliği, kültürü nedir diye ona bakmak lazım. Önce iş nedir diye bakmak lazım. Evet. Çünkü birçok tartışmalar görüyoruz. Bazı iş yerlerinin bazı kimseler tarafından kabul edilmediğini. Ama çok reel olarak iş yapılan her yer iş yeridir. Hani benim kişisel görüşüm
evler de bir iş yeridir. İş yeri kavramı içerisine hukuksal olarak girmese bile iş yapılan her yer benim aklımda iş yeri olarak geçer. Dolayısıyla herhangi bir iş yerini ayırmak doğru olmaz. Hepsini birden kabul edip üzerinde durmak lazım. İkincisi, sağlık kavramı o kadar evrensel, o kadar büyük bir kavram ki bu büyük kavramın bir kere iyi anlaşılması gerekiyor. Sağlık deyince ne anlıyoruz? Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tanımı ne? Fiziksel, ruhsal, sosyal tam bir iyilik halidir diyor. Hı hı. Acaba bunu kabul etmeli miyiz? Tam iyilik hali ne demektir? Hı hı. Acaba burada tam iyilik değil de bir optimizasyon mu söz konusudur? Hı hı. Efendim, tam iyilikten öte bir adaptasyon mu söz konusudur? Bunların oturup tartışılması lazım. Yani terminoloji son derece önemli. Eğer siz bir şeyin terminolojisini tartışmadan bunu yasalaştırırsanız önemli hatalar olabiliyor. Mesela sağlık o kadar evrenseldir ki böyle bir ufacık bir örnek vererek gireyim. Bir fabrikanın ürünü olarak düşünürseniz sağlığı. Nasıl bir lastik üretimi girdileri vardır, çıktıları vardır. Lastik eğer bir fabrikanın ürünüyse lastiğin girdileri işte karbon siyahıdır, reçinedir, şudur budur, kort bezidir, metaldir falan filan. Hı hı. Siz sağlığın da girdilerini düşünmek zorundasınız. Düşündüğünüzde bunun çok çeşitli olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Yani sağlığı üreten bir fabrikanın girdileri spordu, ücretti, hukuksal sistemlerdi, efendim altyapı sistemleriydi vesaire diye çok geniş bir kavram olduğunu görürsünüz. Bunlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Sağlık hastalık gibi falan değil. Sağlık multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Yani herkes sağlıkla ilgilidir. Eğer sağlığı korunacak kişi sağlık konusunda bir çaba göstermiyorsa o şahsın korunması da mümkün değildir. Siz gider bağımlılık maddeleri alırsınız, alkol alırsınız, sigara içersiniz. Kişinin kendinin de çaba göstereceği koskoca bir sistem parçasıdır. Kişi de başlıyor. Evet. Yani tüm mesleklerin çaba göstermesi gereken bir konudur. Dolayısıyla biz bir iş yerinde sağlık diye düşündüğümüzde o zaman bir iş yerinde öyle bir iki kişinin üstüne yıkılacak bir mesele değil. Eğer siz şahsa ücretini doğru dürüst vermezseniz sağlığını idame ettiremezsiniz. Efendim izinlerini doğru dürüst vermezseniz, takip etmezseniz, kullanmasını sağlamazsanız problem çıkar. Demek ki multidisipliner bir çabayı gerektiriyor. Bunun için de biz bu fabrika dediğimiz şey, yani sağlığı üreten fabrikanın yerine işletmelerde iş sağlığı yönetim sistemlerini öneririz. İş sağlığı yönetim sistemleri kesinlikle bu sağlığı ortaya çıkartmak, üretmek için yapılan sistemlerdir. Ve bu sistemler sağlığı korunacak kişiden en üst düzey yöneticiye kadar herkesin görevli olduğu bir sistemdir. Evet. Eğer bir tanesini, bir tuğlayı çekerseniz sağlığın yerine gelmeyeceğini görürsünüz. Üzerine basa basa söylüyorum, sağlık sözcüğü de kesinlikle herkesin görevidir. Biz bu tabirleri çoğunlukla yanlışlıkla kullanıyoruz. Mesela sağlıkçı diyoruz. Sağlıkçı dediğimiz zaman kastettiğimiz insanların kimler olduğu aklımıza geliyor. Sizin de gelmiştir mutlaka. Evet. Ama üzerine basa basa bir kültür olarak ifade edeceğimiz şey, bütün görevliler, bu konuda çalışan insanlar sağlıkçıdır. Hı hı. Hekimdi, hemşireydi, bunlara biz belki de hastalıkçı falan diyebiliriz ama sağlık konusunda tüm mesleklerin çok net bir şekilde çaba göstermesi gerekiyor. Evet. Güvenlikte arkadaşıma bırakayım. O da o tarafı götürsün isterseniz. Sayın Kozacı, Sayın Hocamız, Sabuncu Hocamız şeyden bahsetti. Multidisipliner bir yapıdan bahsetti. Aslında multidisipliner anlayışla ele alınması gerektiğinden bahsetti ve sağlık ve güvenlik noktasında bireylere önemli görevler düştüğünü söyledi. Aslında bireylerden başladığını belirtti. Bu konuda sizin görüşlerinizi de alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Gene
başlangıçtaki sorunumuzdaki kültüre biraz daha dönersek, oraya bazı ilaveler yaparak iş güvenliğinin şeylerine girmek istiyorum. Şimdi kültür konusunu şöyle tanımlayabiliriz. Toplulukların ve topluluktaki insanların gelenek, görenek, aileden aldıkları, içinde yaşadıkları toplumdan aldıkları tüm birikimlerin sonucundaki bir yaşam biçimi olarak kültürü çok kısaca tanımlayabiliriz. Yalnız burada kültürle ilgili şöyle bir konuyu göz ardı etmemek lazım. Kültür geçmişteki birikimlerin şu andaki yaşamımızı etkisi ve dolayısıyla gelecekteki davranışlarımızı da etkileyen bir olgu. Şimdi hal böyle olunca kültür şöyle söyleyeyim, bir üst yapı olarak var, fakat bir de konumuz olan iş güvenliği kültürü evet. var. Şimdi kültürler topluma göre değişebilir. Yani bizim toplumumuzda örneğin büyüklerin eli öpülür. Bir saygı ifadesidir bu. Fakat bir Alman toplumuna veya Amerikan toplumuna gittiğinizde onlarda böyle bir gelenek yoktur. Orada bir büyüğün elinin öpülmesi saygı ifadesi olarak alınmaz. Bu yerel kültürlerdir. Ama iş sağlığı, güvenliğiyle ilgili kültüre geldiğimizde bu evrensel bir kültürdür. Yani son günlerde böyle bir tartışmalar da oluyor çünkü. Bizim toplumumuza mahsus bir iş güvenliği kültürü olmaz. İş güvenliği kültürünün bir takım girdileri vardır ve bu bütün toplumlarda aynıdır. İnsanın olduğu her yerde değil mi? İnsanın olduğu her yerde aynıdır. Değişiklik göstermez. Çünkü iş güvenliği kuralları bütün toplumlarda aynıdır. Aynen trafik güvenlik kuralları gibi. Yani yayaların yaya geçidinden geçmesi trafik kuralı Türkiye'de de vardır, Almanya'da da vardır, Fransa'da da vardır, Japonya'da da vardır. Evet. Bütün ülkelerde aynıdır. İş güvenliği kuralları da böyledir. Dolayısıyla bunu bir kere başlangıçta koymak lazım. İş güvenliği kültürü toplumdan topluma değişmez. Evrensel bir kuraldır. Bunun altını çizmek istiyorum. Ne zaman ve ne gerekçeyle bu ortaya çıkmış der iseniz, 86 yılında Çernobil'deki kazadan sonra OECD bunu iş güvenliği kültürünü bir kavram olarak ortaya attı. Yani eğer iş güvenliği oluşacak ise, var ise, bunun bir kültür, yani bir davranış biçimi olarak yerleşmesi ve yaygınlaşması lazım diyerekten iş sağlığı güvenliği kültürü kavramı ortaya atıldı son 20-30 yıldır. Şimdi bizim ülkemizde de tabii bu konu yerleşecek. Ama bu konu yerleşirken hiç üzerinde kuvvetle durup vazgeçmememiz konu, iş güvenliği kültürü bizim toplumumuza mahsus değişik bir olgu değildir, evrenseldir. Bütün ülkelerde aynıdır. Bu genel şeyden sonra bizim hocamın bıraktığı yerden iş güvenliğiyle ilgili bir tanımlamaya girersek, iş güvenliği de multidisipliner bir branştır. Birçok mesleki bilgilerin, deneyimlerin girdiği, uygulandığı bir branştır. Nedir bunlar? Aslında sağlık konusu varsa sağlıkla ilgili eğitim almış olanlar, tıp, hemşirelik, hekimlik, mühendislikle ilgili, evet. mühendisliğin her branşı, yani kimya, inşaat, evet. maden, mühendisliğin her branşının ilgilendiği bir şey. Bunun dışında psikoloji, sosyoloji gibi birçok bilim dallarının girdiği multidisipliner bir konudur iş güvenliği. Dolayısıyla bunun böyle algılanır ise uygulanması da başarılı olur. Yani iş güvenliği uzmanı diyerekten çok geniş ve bir kavram insanlara başta algıda ve daha sonra da uygulamada yanlış yerlere götürülebilir. İş güvenliği multidisipliner bir konudur. Arasında içinde birçok uzmanlıkları gerektirir. Evet, teşekkür ederim. Sayın Kozacı da tabii multidisipliner olduğu noktasında ve birçok toplumdan topluma aslında değişmediğini söyledi. Ama şöyle bir veri de var benim elimde. Toplumdan topluma değişmiyor anlayış ama bir takım tanımlamalar değişiyor değil mi? Mesela iş kazası,
veya meslek hastalıkları, onlara önümüzdeki dakikalarda geleceğiz ama bir takım tanımlamalarda bir farklılık var. Şimdi aslında bu olayın içerisinde de biz çok dikkatli düşünmek zorundayız. Bir sistemin, bir fabrikanın ürünü olarak sağlığı tanımladık ve onun girdilerine baktık, evet, diye yola çıktık. O girdilere baktığımız zaman güvenliğin de bu girdilerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Şimdi fabrikanın ürünü güvenlik olsaydı belki o güvenliğin sağlanması için de insanın sağlığını bir girdi olarak düşünebilecektik. Yani biz bir sistemin girdileriyle çıktılarını çok iyi analiz ederek terminolojiyi buna göre düzenlememiz gerekiyor. Benim kişisel kanaatim İSG sözcüğü, yani iş sağlığı güvenliği sözcüğü, iş gibi evrensel, sağlık gibi evrensel bir konuda bir girdiyi ifade ederek, güvenlik girdisini ifade ederek biraz kısırlaştırmak, biraz güdükleştirmek gibi geliyor. Çünkü iş sağlığı, çalışanların sağlığı ve güvenliği. Hiç kesin. Dünyanın her tarafında bu böyledir. İş güvenliği başlı başına, sevgili Cemal Kozacan'ın dediği gibi, başlı başına muazzam bir konu. Yine bir evrensel bir konu. Fakat bu konuyu eğer getirir, iş sağlığını, çalışanın sağlığı, güvenliği kısmına güdükleştirerek koyarsak bir hata yaparız. Çünkü siz şu anda yapmış olduğunuz işi güvenlikli bir şekilde yapabilmek için bir takım kurallarınız, kaideleriniz var. Bunlar iş güvenliğiyle ilgili şeylerdir. Evet. Bunların değerlendirme yöntemleri farklıdır, sigortası farklıdır, hukuksal sistemleri farklıdır. İş güvenliğini farklı mütalaa etmek lazım, iş sağlığını farklı mütalaa etmek lazım, çevre sağlığını farklı mütalaa etmek lazım. Bunların her birinin yönetim sistemi birbirinden farklıdır. Bir fabrikada eğer bir dondurma üretimi yapılıyorsa, halka sunulan bu ürünün bir güvenli şekilde üretilmesi söz konusudur. Hı hı. Efendim giren maddelerin güvenliği söz konusudur. Sütü doğru alacaksınız, işte kimyasal maddesini doğru alacaksınız, doğru şekilde lojistik yapacaksınız. Bunların hepsi işin güvenliğiyle ilgili olan şeylerdir. Hı hı. Bunların halka iletilmesi başlı başına farklı bir olaydır. Ve siz halkı ürettiğiniz şeyle eğer halka zarar verirseniz bunun bakıldığı hukuk sistemi de farklıdır. Bunların sigortası da farklıdır. Her şeysi farklıdır. İş güvenliği derya deniz bir konudur ve mesleğe hastır. Her mesleğin iş güvenliği farklıdır. Yani kimyasallarla çalışıyorsanız, kimya mühendisiyseniz, kimyasallarla çalışmada iş güvenliği farklıdır. Madende iş güvenliği farklıdır. Efendim, hastanede farklıdır. Çünkü hastanede sizin ürününüz nedir? Tedavi hizmetleri üretmek. Yani siz tedavi hizmeti üretirken kime zarar verebilirsiniz? Hastanın bizatihi kendisine zarar verebilirsiniz. Hastaya zarar vermemek için o işin güvenliğini sağlamak zorundasınız. İşin güvenliği bir mühendisle sağlanmaz hastanede. Oranın teknik elemanı kesinlikle ve kesinlikle hekimin veya hemşirenin veya sağlık personelinin ta kendisidir. Dolayısıyla bu insanları bir kenara ayırıp da ben bunlara iş güvenliği uzmanlığı vermeyeceğim demek bu kültürün eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet. Sadece hastaneler değil, birçok konuda bu böyle. Peki iş sağlığı dediğimiz şey ne? Çalışanların sağlığı ve güvenliği. Bilinen yöntemlerle bu bir mesleğin bitiminde her meslek sahibi için standart olur, öğretilir ve her meslek kendi bilim dalında, kendi çalışma alanında çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli şeyleri yapar. Ama iş güvenliği dediğim gibi mesleğe has eğitimler gerektiren, meslek üstü eğitimler gerektiren çok önemli bir iştir ve her yapılan işin özelliğine göre de farklılık gösterir. Evet. Çevreden de biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun, çünkü buyurun. Çok önemli. Çevre sağlığı ise siz çevreyi etkilersiniz, çevre de sizi etkiler. Dolayısıyla çevre sağlığı farklı mütalaa edilmesi, belki de Türkiye'de en doğru yapılan şeylerden bir tanesi.
Niye doğru yapılıyor onu da söyleyeyim. Çünkü başında Veysel Eroğlu gibi bir akademisyen var. Belki bu işi doğru düşünüp de doğru götürüyor. Mesela bu akademisyenin söylediği şey bütün işletmelerde çevre görevlisi diye birisi olacak. Bu özel bir eğitimden geçecek. Hangi meslek olursa olsun bu eğitimi aldıktan sonra bu çevre görevlisi işletmelerde görev yapacak. Bu en doğru olanıdır. Buna da itiraz gördük. Çevre mühendisleri kalktılar, dediler ki biz çevre mühendisi olarak yetişiyoruz. Biz bu işin adamıyız. Aynı görüşteyim. Onlar bu işin adamları ama bu eğitimi çevre mühendisliğinin üstüne de almaları gerekiyor. Çünkü çevre dediğimiz şey kesinlikle arkeoloji bilimi ister, bilgisi ister, efendim zooloji bilgisi ister, botanik bilgisi ister. Yani her birinden bir miktar bilgi konulan bir eğitim şekliyle bu insanlara verilir. Bu sistemler onun için birbirinden çok farklıdır. Çok farklıdır. Eğitimleri farklıdır, ihtisasları birbirinden farklıdır. Her meslek dalında bu kadar ihtisaslaşırken, ki mühendislik dalında da ihtisaslaşıyoruz, mermer mühendisliği falan gibi bir şeyler görüyoruz. Yani inanılmaz derecede belli fraksiyonlara ayrılıyor. Hekimlikte her organımızın hekimliği farklı. Uzmanlık görüntüsü kazanıyor. Böylesine uzmanlıklar böylesine bölüştürülürken bir ülkede iş güvenliği uzmanı diye her şeyden anlayan bir modeli oluşturmak, hatta tıp tarafında da meslek hastalığı uzmanı diyerek her hastalığından anlayan uzman oluşturmak bana bu kültürün ülkemizde doğru dürüst işlenmediği kanaati getiriyor. Bu çok enteresan bir şey. Bunların hepsini konu itibariyle tartışacağız. Demek ki kısaca iş güvenliği farklı bir sistem, iş sağlığı farklı bir sistem, çevre sağlığı farklı bir sistemle işletmelerde yönetilmelidir. Peki Sayın Kozacı, siz Sayın Sabuncu'ya söylemlerine nasıl bakıyorsunuz? Yani bizi kavga ettireceğiz. Bunlar farklı kültürler bakıyor. Biraz önce hocamız şeyden bahsetti, farklı iş kollarından. Bir standart olmalı mı? Yoksa mesela bir kimya üzerine çalışan bir iş yeri veya bir mühendislik üzerine çalışan iş yerinde güvenlik neye göre belirleniyor? Ve bir, o kültür tam anlamıyla Türkiye'de uygulanmıyor mu? Evet. Şimdi kültürden ziyade burada uzmanlık tabii devreye giriyor. Çünkü iş güvenliği şu anda sanayi, hizmet, ticari tüm sektörleri kapsayan bir konu halinde ülkemizde. Dolayısıyla bir uzmanın tüm bu sektörlerdeki iş güvenliğiyle ilgili tehlikeleri görmesi, riskleri değerlendirmesi ve buna göre önlem alması mümkün değil. Yani benim şimdi üniversitede aldığım eğitim kimyadır ve ben yaklaşık 40 yıldır iş güvenliği konusunda kimya ve yangın üzerine çalışmışımdır. Hiçbir zaman ben madenlerdeki iş güvenliği veya inşaatlardaki iş güvenliği konusuna girmem ve giremem. Benim çünkü uzmanlığımın dışında. Dolayısıyla Sayın Hilmi Savcı'nın da söylediği gibi bu işin bu yöne gitmesi doğru gelişmesinde, yani lisans eğitiminde alınan uzmanlıklara göre iş güvenliği uzmanlıkların şey yapılması, gelişmesi, işin doğru yönde yürümesine bir katkı sağlayacak. O bakımdandır ki zaten biraz sonra kendisinin de değineceği gibi öncüsü olduğu yüksek lisans programları da bu anlayışla götürülüyor zaten. Tekrar etmek gerekirse özet olarak iş güvenliğini sağlamak ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışmak, üretimde bulunmak, iş güvenliği üretiminde bulunmak alınan lisans eğitiminle, yani mesleki formasyonla birebir ilişkilidir. Bu konuya ilişkin değerli izleyenler, sorularınızı alıyoruz. Sosyal medyadan da ilgi var. Bayağı güzel sorular geliyor. Sayın Sabuncu, size sormak istiyorum. Siz de değerli hocam cevap verebilirsiniz. Bu güvenlik uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenlik uzmanlığı ilişkin. Mesela Beyhan
Uruçoğlu Kongur bir soru paylaşmış. İş güvenliği uzmanı olacak kişilerin seçiminde bitirdikleri fakültelerin neye göre belirlendiğini söyleyebilirler mi? Örneğin fen, edebiyat, fizik, kimya mezunlarına verilen bu hak neden çoğunlukla sağlık sektöründe hizmet veren biyoloji mezunlarına verilmemiş? Yine aynı şekilde mimarlar ibaresi kullanılmış ama peyzaj mimarlarına bu hak verilmemiş. Bu bir çelişki mi? İzah edilebilir mi? Diye bir soru yöneltmiş. Çok güzel bir soru aslında. Evet. Bizim söylediklerimize de örtüşüyor. Zaten söylediğimiz şey de bunlar. Yüksek Öğretim Kurumu'na SGK'nın sorduğu bir soru üzerine ki şöyle söylüyor. Acaba hangi meslek dallarında teknik elemanlar kimlerdir diye soruyor. Ve orada iktisatçıların, sağlık memurlarının birçok hiç olmaması veyahut da bakanlığın veya devletin tanımlamadığı bir takım mesleklerin işin içine girdiğini görüyoruz. Ben de kişisel olarak böyle düşünüyorum. Yani hangi iş yapılıyorsa o işin teknik elemanı o işe işi yapmaya muktedir olan meslek sahibinin kendisidir. Yani bir hastanede hekim veya hemşireden daha önemli bir teknik eleman olamaz. Çünkü mikroorganizmayı onlar bilirler, riskleri onlar bilirler. Efendim diğer taraftan bütün hastanede kullanılan binanın, makinenin, şunun, bunun uzmanları da farklıdır. Eğer biyomekanist varsa odur. Biyologdan daha iyi bilebilen bir kişi olabilir mi bir laboratuvardaki risklerin tayini konusunda? Yani bundan daha önemli bir soru olamaz. Dolayısıyla bizim bunu genişletmemiz gerekiyor. Üstelik de biz yaptığımız yüksek lisans programlarında herkesi kabul ediyoruz. Ama bakanlık sadece iş yerleri olarak fabrikaları gördüğü için fabrikalarda çalışan insanların mühendis olduğunu veyahut yasa yazılayanların mühendis kökenli veya baş müfettişlikten müfettişlikten geldikleri için onların yönlendirmeleriyle sadece mühendislerin ve teknik elemanların bunu yapabileceğini söylüyor. YÖK tanımına göre teknik eleman her mesleği, işin yapıldığı yerde o işi yapmaya muktedir olan meslek sahibinin o işin teknik elemanı olduğunu ifade ediyor. Şimdi burada bir takım çelişkiler var. Demek ki işte bir saattir konuşuyoruz burada İSG kültürü diye. Evet. Demek ki bir kültürümüzde bir şeylik var, eksiklik var. Bilgi eksikliği var. Şimdi mikrobiyoloji laboratuvarlarını vesairelerini düşünün. Şimdi buralarda işin güvenli bir şekilde yapılması için acaba hangi mesleği düşünürsünüz? Biyologdan daha iyi bir meslek sahibi olabilir mi? Bir mikrobiyologdan daha iyi bir meslek sahibi olabilir mi? Oranın teknik elemanı odur. Böyle bu tür şeyleri seçtiğiniz zaman görüyorsunuz ki sadece mühendislere ve teknik elemanlara tanınan iş güvenliği uzmanlığı konusu bir yanlış karardır. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Ama deneme yanılmayla düzeltme yerine bilen insanları, üniversiteleri bunlar sorularak daha düzgün, daha doğru bir şekilde yapılabilirdi. Aslında burada iş güvenliği uzmanlığı söz konusu değil. Bu görevi yapacak olan insanlar çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için hedeflenen, yetiştirilen insanlar iş sağlığı uzmanlarıdır. İş sağlığının tam anlamı çalışanın sağlığı ve güvenliğidir. Amaç bu. Ama öbür tarafta iş güvenliğiyle ilgili olan bir uzman yaratabilirsiniz. Ama bir iş sağlığı uzmanı işini yaptıramazsınız. Çelişkiler buralardan doğuyor. Yani bir takım terminoloji hataları var. Peki güvenlik ve sağlık ayrı kişiler mi olacak? İşte biraz evvel söylüyorum. Sağlığı derhude etmek için, evet, ortaya çıkarabilmek için güvenlik bir girdi. İş güvenliği dediğimiz şey de tamamen yapılan işin hedeflediği ürünü ortaya çıkarabilmek için ki hastanelerde işte hastalığın tedavi edilmesi, laboratuvarlarda bir laboratuvara verilen bir kan numunesinin doğru düz tahlil edilip çıkarılması. Efendim buralardan örnek veriyorum ki biraz daha rahat anlaşılabilsin diye. Bir dondurma fabrikasında dondurmanın doğru düz üretilmesi. Bunların hepsi iş güvenliğiyle ilgili bir olay. Ama siz bir iş güvenliği uzmanı yaratır da burada çalıştırmanız gerekirken bir iş sağlığının uzmanını yerine koyarsanız bu iş yürümez. Yani herkesin bu biraz evvel tanımladığım iş güvenliği yönetim sistemi,
iş sağlığı yönetim sistemi, çevre sağlığı yönetim sistemi içinde yetiştirilmiş elemanlar olarak çalışması gerekiyor. Bütün önemli olan şey bu. Evet. Bugünkü çektiğimiz sıkıntılar bunlar. Biz iktisatçıya da veriyoruz. Bir iktisatçıyı düşünün, halkla ilişkilerde veyahut insan kaynaklarında çalışan bir insan olsun ve çalışanın sağlığı güvenliği ile ilgili iktisat sahibi olsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani bilim mesleğin tekelinde değildir. Bilim uzmanı olan insanlar her meslekten insanlar olabilir. Biz de veriyoruz. Biz psikolog. Niye bir iş sağlığı uzmanı olmasın? Çünkü insanla uğraşıyor ki biz bir olayı tariflerken insan, makina ve çevre diyoruz. Makineyle uğraşan bir insanı insanla da uğraşır hale getirirseniz doğru olanı budur. Yani insanla ilgili, bu bir sistem olduğuna göre çevreyle ilgili, insanla ilgili veya etkenle ilgili ortak bir noktada buluşmanız gerekiyor ki bu uzmanın ismi iş güvenliği uzmanı değil, iş sağlığı uzmanıdır. Evet. İş güvenliği uzmanı farklı bir şey. Peki Sayın Kozacı, siz bu konuda neler söylemek istersiniz? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı herkese verilmeli mi? Bölüm olarak dikkate, yani neler dikkate alınmalı? Herkes iş güvenliği ve sağlığı uzmanı olabilmeli mi? Ya olabilir mi? Bu konuda da bir de sizden de alalım. Şimdi tabii iş sağlığı güvenliği yüksek lisans programlarının kurucusu diyeyim ben. Ve o programların yüksek lisanstaki derslerin içeriğini hazırlayan Sayın İlmi Sabuncu. Dolayısıyla o programların, yani yüksek lisanstaki şeylere baktığımızda içeriye, burada gerçekten şu anda uzmanlık yetkisi hakkı alamayan bazı meslekleri de ilgilendiren konuların olduğunu görüyoruz orada. Burada önemli olan şey, illaki uzman ünvanı alan kişinin her işi yapabileceği şeklindeki bir inancın yerleşmemesidir. Eğer iş güvenliği, iş sağlığı güvenliği veya iş sağlığıyla ilgili uzman dediğimiz kişi bu konunun tamamını biliyor diye varsayarsak, o zaman yanılırız tabii ki. Bilmesi de mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Değil. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu evet. gibi. O bakımdan şeyin, yani bu uzmanlığın diğer meslek gruplarına verilmesinde de ben şahsen kişisel olarak bir mahsur görmüyorum. Netice itibariyle bu hizmeti verecek olan, vermeye hak kazanan kişiyle ondan bu hizmeti satın alacak kurum veya kuruluş bir yerde kendi faaliyet sahasına göre kendisine başvuran uzmanlık hizmeti vermeyi sunan kişinin kualifikasyonuna bakacak ve kendi elemesini yapacaktır. Yani nasıl ki bir kuruma herhangi bir konuda personel alınırken kurumun ihtiyaçlarına göre alınır, kuruma iş sağlığı güvenliği uzmanı da alınırken kurumun ihtiyaçlarına göre alınması gerekir. Konu bu kadar şey. Nitekim yurt dışında da böyle oluyor. Yani malda, üründe arz talep dengesi ve kalite kualifikasyon olduğu gibi hizmet sunumunda da arz talep dengesi ve kualifikasyon vardır. Böyle bakmak lazım. Mesela bu son söylenen cümle son derece önemli. Yani işveren dediğimiz adam acaba seçmez mi? Akılsız mı? İş yapan adam o. Kar edecek adam o. Seçimini yaparken kalkar da kimyasallarla ilgili bir iş yaparken oraya gidip maden mühendisi bir iş güvenliği uzmanı getirir mi? Yani o kadar tuhaf düşünülüyor ki bunları tenkit etmemek mümkün değil. Tabii biz olması gerekeni söylüyoruz. Evet. Eğer ki ben şöyle veya böyle işte bana yüklenen bir takım yükümlülükleri dolaşayım, nasıl olursa olsun bunun etrafından dolaşayım şeklinde bir düşünce olur ise tabii ki o zaman bunların hiçbirisi değer kazanmıyor. Evet. Sayın Sabuncu, Üsküdar Üniversitesi olarak çalışmalarınızı biliyorum. Önümüzdeki dönemde de iki bölümde yine öğrenci yetiştireceksiniz. Peki şu an baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği, bu uzmanlığı kimler veriyor? Yani eğitim olarak nerelerde veriliyor?
Şimdi şöyle ben net olarak söyleyeyim. Yani yaklaşık olarak ben iş sağlığı güvenliğini bakanlık mecbur tuttuğu için bir arada kullanıyorum. Bana öldürseniz kullandıramazsınız. Farklı iş sağlığı. Evet. Farklı. İş güvenliği farklı bir konu. Evet. İş sağlığı farklı bir konu. Böyle söylediğinizde Türkiye'de aşağı yukarı 14 veya 15 tane iş sağlığı hocası var. Nedeni de halk sağlığı ana bilim dallarında iş sağlığı problemlerinin çok fazla açılmamasından kaynaklanıyor. Önemi de değil mi hocam? Günden güne artıyor. Yani çok önemli. Yani son dönemlerde biraz vurgu yapılıyor. Akademisyen artması yok lazım. Yok mu? Evet. Var. Gazi Üniversitesi'nde var, Hacettepe'de var, İstanbul Üniversitesi'nde var. Onların halk sağlığı, ana bilim dallarının çerçevesinde orada iş sağlığı konusunda çalışan arkadaşlarımız var. Bunları öğretim üyesi olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir fakirlik biz var. De bir taraftan Bolosluğuma daldık bu işin içerisine ve Yeditepe'de başladık. Yeditepe'de yaklaşık 100 kişiyi mezun ettik. Adı iş sağlığıydı. Çalışanların, evet, sağlığı güvenliğiydi. Hı. Bakanlıktan bir yazı aldık. Biz bunlara bu hakkı vermeyiz dediler. Peki sizin istediğiniz gibi olsun dedik. İş sağlığı güvenliğine çevirdik. Hı hı. Bu insanlar düşünün, yüksek lisansı yapıyorlar ve bakanlığın açtığı sertifika kursunda sınava girme hakkı elde ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çorabı tersine çevirdi bakanlık. Hı hı. Bunlar bir takım tuhaflıklar doğurdu. Bu arkadaşların hepsi iş sağlığı uzmanı veya iş sağlığı güvenliği uzmanı olduktan sonra direkt ortaya konulan A, B, C sertifikalarından direkt alması gerekirken B sınavına giriş hakkı elde ediyorlar. Öyle bir tuhaf hale geldi ki olay. Bakın, iktisatçıya biz yüksek lisans veriyoruz. İnsan kaynaklarında doğru düz iş yapsın, hı hı, diye. İktisatçı bir mühendisliğin mühendise verilen hakkı elde etmek için gelip bize soruyor. Bakanlığa da soruyordur mutlaka. Diyor ki ben mühendisin işini yapamaz mıyım? Diyoruz ki sen iktisatçısın. Mühendisin işini yapamazsın. Kendisine bunu söylüyoruz gayet net olarak. Ama kendi mesleğinde bir adım ileriye geçersin ve sen bu işi yaparken iş sağlığı uzmanlığını çok rahat kullanabilirsin diyoruz. Ama hekimlik kapısı bu. Hiç kimseyi durduramıyorsunuz. O bu uzmanlık belgesini elde etmeye çalışıyor. Birkaç farklı kanallardan da edebiliyor. Yani şimdi bakın, edemeyenler ne yapıyor onu söyleyeyim mi? Garipliği görün siz. Evet. 2 yıllık ön lisans programında C sınıfı güvenlik uzmanlığı verildiği için direkt iktisat mezunu, İş sağlığı güvenliği konusunda yüksek lisansı yapmış bir şahıs dönüyor 2 yıllık ön lisans bitirerek uzmanlık belgesi sahibi oluyor. Yani yüksek öğretim kurumunun şeyini de karıştık. Bir tuhaflık çıktı ortaya. Veya yurt dışında kendi mesleklerinin muadili olan teknik öğretmenler vesaireler gidiyorlar yurt dışında mühendislik almak için uğraşıyorlar. Adam teknik öğretmen. Teknik öğretmen girmiyor şeye. Bu tanımın içerisine gidiyor, yurt dışından denkliğini buluyor, mühendislik tahsili yapıyor. Yani bu tür çaba gösteren insanlar var, hayatlarından zaman kaybediyorlar. Halbuki bunların doğru dürüst oturup tartışılması lazım. Çok enteresan bir yapı kazanmaya başladı. Birçok arkadaşım var böyle, şimdi oturdular ön lisansı yapmaya çalışıyorlar. Daha dün bir teklif aldım. Aman ön lisansına biz gelmek istiyoruz. 10 kişi liste yapmışlar, göndermişler. Bakıyorum hiçbiri mühendis değil. Çünkü ön lisansı yaparlarsa C sınıfı uzmanlık belgesini elde edip ekmek parası kazanacak. Nasıl düzelecek bu yani? Yani bunu tartışmak lazım. Bu böyle olmaz. Bunu üniversitelerle doğru düz tartışmak. Benim çok enteresan bir şeyim var. Yani şey mi oluyor? Sayın Sabuncu'ya, üniversiteler, eğitim kurumları, akademisyenler bunlar planlanırken göz ardı mı ediliyor, dışarıda mı tutuluyor? Vallahi ben 43 yıllık iş sağlığı hocasıyım. Başka hiç kimse benim kadar şey değildir. Bu işin içerisinde değildir. Evet. Benim kökenim fizik kimya. Ben teknik adamım. Bakın şimdi, ben teknik adamım, fizik kimyacıyım ve iş sağlığı konusunda profesörüm. Ben başvurdum bakanlığa. Bakın ben teknik elemanım ve, evet, doktoramı yaptım. Hı hı. Bakanlığın cevabı, şartlarınız uygun değildir. Düşünebiliyor musunuz? Yani
ne düşünülüyor, ne yapılıyor anlamak mümkün değil. Bunlarla uğraşmak da gerekmiyor zaten. Biz doğrusu neyse onu yapmaya çalışacağız. Onu ortaya koymaya çalışacağız. Doğrusu 4 yıllık lisans okullarının ortaya konması. Bakanlık iş sağlığı güvenliğim diyor. Aman ismi öyle olsun. Ama içeriğinde bize eğitimimizi verirken hem bir işin güvenliği, çalışanın güvenliğini sağlamak için neler yapıldığı öğretilsin. Diğer taraftan çalışanın sağlığı ile ilgili neler öğretilmesi gerektiği de öğretilsin. Ve sonuçta da oradan mezun olan insanlar endüstri hijyenisti veya iş hijyenisti diye hayata atılsınlar. Dünyanın her tarafında yapılan şekliyle bu işi alıp götürsünler. Yani bizim oturup bunları baştan bir kez tartışmamız gerekiyor. Tartışılmıyorsa herkes kendi yoluna gidecektir. Biz de kendi çabamızla işte 100-200 mezun verdik yüksek lisans. Efendim lisans açtık ilk defa bir üniversitede. Şimdi sağ olsunlar Üsküdar Üniversitesi'nde sayın rektörümüz önümüzü açtı. Buyurun yapın dedi. Nevzat Tarhan hocamız. Sağ olsun. Peki nasıl bir model olacak? Sizin görüşlerinizi de alacağım değerli hocam. Nasıl bir model olacak peki Üsküdar Üniversitesi'nde? Ön lisansımız açıldı. Evet. İki bölüm var değil mi? Şu iki bölüm program var. Olarak. Bir tanesi Cemal Hoca ile ilgili. Cemal hocamdan alalım. Acil durum yönetimi ve afet yönetimi bölümü var. Evet. Biz ülkemizde zaten teknik eleman sıkıntısı konusunda önemli bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da 2 yıllık ön lisanslarla bu tür mesleklerin çok rahat teknikerlerin eğitilerek sanayiye verilebileceği kanaatindeyiz. Ve onun için de açıyoruz zaten. Aklımıza geldiği şekilde açacağız. Bana sorsanız iş sağlığı güvenliği diye açmam. İş güvenliğini ayrı açarım. İş sağlığını ayrı açarım. Bunun için de çaba göstereceğiz. Ama birisi sorsun bize. Acaba niye iş güvenliğini ayrı açıyorsun, iş sağlığını ayrı açıyorsun? Birisi iş güvenliği, yani şu bardağı üretirken bu bardağın doğru dürüst üretilmesi için gereken güvenlik ayrı. Ki iş güvenliği konusu, iş sağlığı güvenliği konusu sevgili Cemal'in şeyinden çıkmıştır. Çalıştığı, ilk çalıştığı fabrikadan çıkmıştır. Belli posta başlarının başına iş güvenliğini anlayan bir şahıs koyalım. Ve bu şahıslar yapılan işi güvenli bir şekilde üretsinler diye. Ama akıllının biri çıktı. Bunun başına bir de iş sağlığı etkileyen dedi. Çünkü occupational health and safety diye hep dışarıda da söylenen şekli bu. Evet. İş sağlığını koyunca bu 2 yıllık eğitimde ne sağlık doğrultusu öğretilebildi ne de güvenlik doğrultusu öğretilebildi. Böyle bir hikat garibisi bir şey çıktı ortaya. Ama bunların doğrusunu yapmak için sevgili hocamız bize fırsat verirse bunlar inşallah Üsküdar Üniversitesi bu konuda öncü üniversite olacak. Evet, çabalarımızla. Sayın Kozacı size de dönmek istiyorum ama bir soruyla döneyim dilerseniz. İpek Çiçek hanımefendinin bir sorusu var. Çalışma ekonomisi biraz bunlara bahsettik ama belki cevap vermek isteyebilirsiniz. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümündeyim ama iş sağlığı ve güvenliği teknisyen olamıyorum. 2 yıllıklara vermişler. Biz onlarla aynı dersleri gördüğümüz halde neden biz de olamıyoruz diye evet. Bir soru yöneltmiş. Buyurun. Şimdi Sayın Kozacı. Tabii o tek tek bir konu. Üniversitelerin ve yakın ders programı ile ilgili bir konu. Onu doğrudan ben cevap veremiyorum. Evet. Doğrusu belki hocam şey yapar. Ama benim burada vurgulamak istediğim konu şu. Şimdi dediğim gibi yaklaşık 40 yıldır bu işlerin içerisindeyim ben. 70'li 80'li yıllarda bunun adı teknik emniyet mühendisliği idi. Teknik emniyet mühendisliği idi. Ve bunun yabancı ismine bakarsak İngilizcesine de şu andaki isim kullanılan isim safety engineering'dir. Yani iş güvenliği mühendisliğidir. Ama bunun dışında mesleki olarak biraz önce söylediğimiz diğer meslek gruplarının da eğitim gördükleri yerler batıda vardır. Bir kere bunu teslim edelim. İkincisi gene ben şöyle bir izlenimimi ve deneyimimi sizle paylaşayım. 2 senelik meslek yüksekokulları ön lisanslar ülkemizde çok önemli işlevler yapıyorlar. Ben kendi konumla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi'nde itfaiyecilik ve yangın güvenliği programını kurdum. 2 senelik bir programdır bu. Ve şu anda Türkiye'deki üniversitelerde itfaiyecilik ve yangın güvenliği programından mezun olanlar zannederim 5 veya 6 üniversitede var. Anında
beklemeden iş bulurlar. İnanılmaz bir talep vardır. Aynı konuda biz şimdi yeni bir program başlatıyoruz. Acil durum ve afet yönetimi ön lisans programı. Üsküdar Üniversitesi. Evet, Üsküdar. Neden buna gerek duyuluyor? Şundan dolayı. Bir kere daha önce bu konular, yani acil durum ve afet konuları sivil savunma idareleri dediğimiz yapılandırma içerisinde çözülür idi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sivil savunma idareleri kurulmuştu. Sivil savunma idareleri ve sivil savunma uzmanları işte bir ülkede deprem olunca, sel olunca, bilmem büyük çaptaki büyük afetler, acil durumlar ortaya çıktığında devreye girerler ve bu işleri yönetirlerdi. Bu yaptıkları iş tabii yönetmekte değil de reaksiyon göstermek. Yani olay ortaya çıktıktan sonra ki reaksiyonu ortaya koymak. Fakat son yıllarda, son gene 20-30 yıl içerisinde Batı'da bu konu acil durum yönetimi olarak ele alındı. Ona isterseniz biraz değineyim. Acil durum yönetimi dediğimiz şey şu. Teknolojik, toplumsal ve doğal acil durumları yönetmek. Nedir teknolojik? Yangın, kimyasal patlama, nükleer reaktör kazaları, iletişimin kesilmesi, evet, büyük çapta, telekomünikasyon, elektrifikasyonun kesilmeleri gibi teknolojik acil durumlar. Şeyle ilgili doğal olarak deprem, sel gibi, meteorolojik olaylar gibi acil durumlar. İnsan kaynaklı terör, salgın hastalık gibi olaylar. Bunları yönetmek ayrı bir yönetim bilimi haline geldi. Ve sadece olay ortaya çıktığında onunla mücadele etmek reaksiyon değil, bunun öncesinde proaktif önlemler almak, yani acil durumların ortaya çıkmaması için bir kere neler var, nerelerden kaynaklanabilir, bunları tespit etmek, önleyici çalışmaları yapmak, olay ortaya çıktığında acil durumu yönetmek, krizi ve daha sonra da tekrar işin sürekliliğini sağlamak şeklinde bir yönetim sistemi ortaya çıktı. Ve bizim ülkemizde de bu konu özellikle son depreminden sonra, Kocaeli depreminden sonra Başbakanlık bünyesinde, Başbakanlığa bağlı Acil Durum Afet Yönetim Başkanlığı kuruldu. Ve bu kurum daha önce illerdeki, ilçelerdeki sivil savunma birimlerini kendi bünyesinde alarak bu şekilde bir yapılanmaya gitti. Şimdi burada bu anlayışa göre yetişmiş elemanlara ihtiyaç var. İşte bizim Üsküdar Üniversitesi'nde de bu konuda bir ön lisans programı kuruldu. Zannederim 1-2 üniversitede daha bu şekilde programlar başladı ve başlayacaktır. Buradan yetişen kimseler bu birimin, yani devletin bu yapılanmasının içerisinde görev alacaklar. Ayrıca büyük sanayi kuruluşlarının gene bununla ilgili birimlerinde çalışacaklar. Çünkü büyük sanayi kuruluşları da veya diğer kritik stratejik kurumlarda kendilerini acil durumlara ve afetlere hazırlıklı hale getirmesi lazım ki bizim ülkemiz zaten acil durum dediğimiz zaman, afet dediğimiz zaman, deprem gibi çok önemli bir şeyin, afetin her zaman olduğu, olabileceği bir jeolojik konumda. Evet. Dolayısıyla bizim ülke için gayet önemli bir eğitim şeyidir bu, modelidir. Evet, bu eğitim modeli önemli. Üsküdar Üniversitesi'nde açıyorsunuz. Evet. Öğrenci olacaksınız. Peki biraz da istihdamına değinmek istiyorum. Nerelerde çalışabiliyor bu öğrencilerimiz, mezunlarımız? Biraz da onlardan bahsedeyim. Bir kere birincisi tabii biraz önce bahsettiğim AFAD yönetimi dediğimiz, kısaca Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın birimlerinde bunlar çalışacaklardır. Bunun dışında sanayi kuruluşlarında çalışacaklardır. Oradaki acil durum sorumlusu olarak çalışacaklardır. Gene il ve ilçelerdeki birimlerde çalışacaklardır. Evet. Yeni bir bölüm ve Türkiye'de sanayi gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Onun haricinde yani bu tarz alan muhafaza tabii, ama kazalar her an olabilir. Bu tarz ara elemanlara da ihtiyaç günden güne artıyor. Kesinlikle. Peki
Şey olarak baktığımızda hani biz kişiler aslında kendini yetiştirmeleri gerekir demiştiniz Sayın Sabuncu. Yani kişilere çok büyük görevler düşüyor. Bilinç önemli bu noktada. Baktığımızda orta öğretim düzeyinde hani okullarda falan bu tarz eğitimler, ders programlarında yanılmıyorsam böyle bir ders var değil mi hocam? Bu konulardan da bahsetmek ister misiniz? Yani... Orta öğretimde değil, yüksek öğretimde bile yok. Belki, Milli Eğitim bu noktada bir şeyler yapıyor mu? Onu merak ediyorum. Zannediyorum başladı. Çok net bilmiyorum. Hı-hı. Ama biraz evvel söyledik, mühendislik eğitimlerinin hiçbir içerisinde mutlaka mesleksel olduğunu söyledik iş güvenliği eğitiminin. Yani kendi yaptığı işi güvenli bir şekilde yapabilmesi için her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Hı-hı. Bu zaten verilmesi gerekiyor ama... Evet. Kendisinin sorumlu olduğu çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için de ayrı bir dersin konulması ve eğitilmesi lazım. Zaten problemler hep buralardan çıkıyor. Bu eğitimleri almıyorlar. Dolayısıyla da bilgi ve eğitim almayınca kültür de gelişmiyor. O kadar çok defektimiz var ki mesela bir genel sağlık yasası yapıyorsunuz. Sağlığı çok iyi öğretmediğiniz için insanlara sağlık nedir, nasıl ortaya çıkar, kimler görevlidir, ne yapar falan dedemediğiniz için genel sağlık sigortası birinci maddesi bir hastalık veya kazanın ortaya çıkması anından itibaren devreye girecek yardımlardan oluştuğunu ifade ediyor. Yani sigorta sistemi yardımdan bahsediyor. Yardım insanın gönül şeyiyle rahatlığıyla vereceği bir şey veya vermeyebileceği bir şey. Yani devlet böyle bir şey söyleyeyim mi? Devlet prim alıyor. Yardım sözcüğünün yerine hizmet koyduğunuzda daha anlamlı bir hale geliyor. Hı. Ödenen primlerin karşılığı olarak bu hizmeti verecektir diye olması gerekirken bu yardımlardan yararlanacaktır diyor. Sonra bizim meşhur Clark Level'ın bir halk sağlığı bilimcisinin bir şeması vardır. Hastalık veya kaza ortaya çıkmadan evvelki devreye primer sağlık hizmetleri veya koruyucu sağlık hizmetleri diye ifade eder. Bu kültürde kendisinde gelişmediği için bir evvelki 506 sayılı yasada ta 124. maddeye koruyucu hekimlik hizmetleri yapılabilir diye koyuyor. Sigortanın maddesi olarak koyuyor. Hı hı. Koruyucu hekimlik hizmetleri dediği şey, koruyucu sağlık hizmetlerinin içerisinde bir parça. Koruyucu hizmetleri de var, koruyucu mühendislik hizmetleri de var. Yani sağlığımızı korumak için her meslek dalının kendi içerisinde çaba göstermesi gerekiyor. Düşünün, bir meslek grubuna o meslek grubunun yapacağı işlemleri yapabilir diye icazet veriyor. 506 sayılı yasa. Sonra ben buna itiraz ettim, yazdım. Dedim ki yani bu yardım sözcüğü doğru kaçmıyor. Yani bunu çıkarın, kaldırın. Bunun yerine hizmet koyun diye. 154 tane falan vardı zannediyorum şeyde, 506 sayılı yasada. Evet. Sonra çıkan 5510'da bu 30 küsüre indi. Baktığım zaman da onların komiser yardımcılığı falan filan sözcüklerinde geçtiğini gördüm. Yani yardım lafı kalktı sigorta. Çünkü bakın sigorta kültürü de gelişmemiş bizde. Şimdi meselenin hacı sigorta farklı bir konu değil mi hocam? Hayır çok yani geniş. Açınca 506 sayılı sağlığın sağlık kültürünün nasıl gelişmediğini anlatmak için bunu söylüyorum. Evet. 506 sayılı yasaya bakın. Koruyucu sağlık hizmetleri adı altında hizmet ifade edilmiyor. Ya 3 yerde ya 4 yerde geçiyor. Ama o kadar önemli ki tamam, hayatımızın var. Ben kendim için hesapladım 40 yılı sağlıklı dönemim benim. Eğer orada benim için yapılan hiçbir şey yok ise, ki mutlaka var, devlet bunun için çalışmalar yapıyor, köprüler yapıyor, peyzajlar yapıyor, bilmem, siteler yapıyor, kültür merkezleri yapıyor, yapıyor da yapıyor. Bunlar hepsi benim sağlığım, refahım için. Ama bunlar öyle bir bütünleşik, o kadar dengeli, o kadar güzel olmalı ki insan sağlık ve refah içerisinde hayatını sürdürebilsin. İnsan hayatından önemli başka ne olabilir ki baktığımızda? Evet, her şey insan hayatı insan için. Bir soru var. Bu soruyla devam etmek istiyorum. Hocam cevap verebilirsiniz ikiniz de. Yine Bayhan
Uruçoğlu Kongur. Facebook üzerinden bayağı bir soru var, ilgi de var, takip ediliyorsunuz hocam. Bakanlık yetkililerinin bu hakkı verdikleri fakültelerin ders içeriklerinden haberleri var mı? Biraz önce hani siz çok bir arada bir şeyler konuşamıyoruz, paylaşamıyoruz. Belki bunu ben söylüyorum tabii, göz ardı edildiğinizi düşünüyorum. Bakanlık bu işin ilkeleri olan sizlerle diyaloğa geçmiyorlarsa bunun altında ne aramak lazım diye bir soru yöneltmiş. İster cevap vermek isterseniz buyurun ama cevap vermeye de bilirsiniz. Hayır, bakanlık temasa geçmiyor da benim dediğim doğrudur diyorsa çıkan manzara bu. Bu kargaşa. Halbuki bunu YÖK nezdinde gerekli girişimleri yapıp üniversitelerde bu derslerin konulması için çaba gösterilse, neyin ne olduğu yerinde ifade edilse, ona göre mezunlar verilse, ülkemizdeki durum bu kadar karışık olmayacak. Sayın Kozacı, siz bir şey söylemek ister misiniz? Şeyleri de değinmek istiyorum. Başlıklarım arasında iş kazaları, mesleki hastalıklar, bunlara da gireceğiz ama öncesinde siz bu konuya ilişkin bir şey paylaşmak ister misiniz? Vallahi bilemiyorum. Yalnız şey yapmak istediğim şu, eğitimle ilgili gene şeyi söyleyeyim. Üniversitelerde bu konu ciddiyetle ele alınmalıdır ve mühendislik eğitimi alanlara zorunlu, diğer branşlardaki öğrencilere de seçmeli olarak bir sömestrilik iş sağlığı güvenliği veya iş güvenliği dersi konulmalıdır. Yani üniversitelerin şeyinde, programında bir sömestrilik bu dersin mühendislik eğitimi alanları için zorunlu, diğer sosyal bilimlerdekiler için de seçmeli olarak konulması gerekir diye düşünüyorum. Yani, ben şahsen sosyal bilimler, evet, bir üniversitenin lojistik programı vardı, 4 yıllık eğitimiydi, onlara bir semestir bu dersi verdim ki çok da yararlı oldu. Ki hayatın her aşamasında, yani sonuç toplum olarak ki bireyler olarak bir iş sektöründe yer alıyoruz değil mi? Aslında herkesin seçmeli de olsa bu dersi alıp... Yaşam kültürü. Yaşam kültürü. Yaşam kültürü. Yani zaten işte kültür, oraya geldik. Yani iş güvenliğini biz içsel hale getiremez isek, yani evimizdeki ampulü takarken bunun nasıl takılacağını, bunun nasıl güvenli yapılacağını, evet, bilmez isek o zaman işte iş yürümüyor. Ne güzel söyledi Cemal Hoca. Dedi ki lojistik bölümünde ben bu dersi veriyorum dedi. Lojistik farklı bir konu. Yani her alanda biz lojistiği kullanıyoruz. Bir fabrikanın lojistiği söz konusu. Efendim bir telekomünikasyonda lojistik çok farklı bir boyutta. O koca koca direklerin malzemeleri acaba o dağ başlarına nasıl çıkar, nasıl gider, kim götürür? Bunlarla ilgili her türlü şeyi, güvenlik bilgisinin o işi yapan insanlara meslek eğitimin içerisinde verilmesi lazım. Ha, artı sadece güvenlik değil, iş sağlığı konusunda da bilgi verilmesi lazım. Çünkü çalışanların sağlığı ve güvenliği de çok önemli. Evet. O adam o direğin tepesine nasıl çıkar, ne yapar? Siz biliyor musunuz Türkiye'de iki tane kent var. Bir tanesini ben söyleyeyim. Gölköy'de telekomünikasyon direklerine çıkıp oradan düşen ve ölen sayısı oldukça fazla. Yani köyün neredeyse üçte birine yakın bir şeyi, grubu evlerinde insanlar hayatlarını kaybetmişler. Evet. Çünkü bunları taşeron topluyor, atıyor bir kamyonun arkasına ve o dağ tepelerinde Irak'a, Suriye'ye, oraya buraya telekomünikasyon direklerini dikmek için götürüyor. Şimdi siz bunların eğitimleri içerisinde yaptığı işin güvenliğiyle ilgili bilgi vermezseniz bu iş nasıl yürür? Hocam güzel bir yere geldik. Onu soracaktım ama bu konu açılmasaydı belki geçecekti. İş yerleri bu konuda neler yapıyor? Yani şimdi bakanlık düzeyine, ilgili kişiler düzeyine ele aldık. Üniversiteleri ele aldık. Bireysel anlamda da bir takım şeyler söyledik ama peki işverenler? Bakın bir iş yeri açılırken eskiden, ben 43 yıllık hocayım, eskiden insanlar daha doğru işler yapıyorlardı. Benim hocalarım hep bu işin pirleri. Şu anda Allah uzun ömür versin yaşıyor Profesör Doktor Turan Akbulut.
ben İhsalların babası derim kendisine. Türkiye'nin en önemli hocalarından bir tanesi. Beni işe alan Profesör Doktor Sıtkı Belicengil, bir fizik kimyacıyı iş hijyenisti olarak gayet uygun meslek olduğunu ifade edip de beni işe alan hocam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bunlar büyük insanlardı ve bunlar doğru kurdular şeyi. Onların zamanında işler daha doğru yürüyordu. Mesela ben yaklaşık 10-15 sene TTB'nin akademik kurulunda görev yaptım. Bakın fizik kimyacıyım, tıp hocasıyım. Evet. Akademik kurulunda görev yaptım. Bu akademik kurul ben görev yaparken bu iş en doğru şekilde iş yeri hekimlerine eğitimler verilerek sürdürülüyordu. Bunların üzerinde tartışmak istemiyorum. Çünkü bir şekilde bunlar düzene girecek. Zaman içerisinde düzene girecek. Konu zaten bunlar değil. Evet. Ne yapıyorlardı? Bir işletme açılırken önce bir işletme kurma belgesi dediği bir belge veriliyordu. O işletmenin kurma belgesini her bakanlık kendi standardına göre gözden geçiriyordu. Çevre Bakanlığı çevresini inceliyordu. Ulaştırma Bakanlığı gidiş gelişi inceliyordu. Vesaire vesaire. Her bakanlığın verdiği karar çerçevesinde işletmenin orada kurulmasına karar veriliyordu. Kurulmasına karar verildikten sonra işveren yola çıkıyordu. Başlıyordu işletmesini kurmaya. Ta ki işletmesine kadar, işletilmesine kadar. İşletilmesi sırasında bir de işletme belgesi veriyordu yine bakanlık. Ki bugünkü müfettişler o işleri yapıyorlardı. İşletme belgesi vermek için o işletmeye gidip her şeyi kontrol ediyorlardı. Acaba bu iş yerinde çalışanlar sağlıklı ve güvenlikli çalışabilecekler mi? Güvenlik kuralları alınmış mı, edilmiş mi diye. Bakın, bakanlık müfettişleri gidip çalışanlar burada sağlıklı ve güvenlikli yaşayabilecekler mi, çalışabilecekler mi diye kontrole gidiyorlardı. Peki ondan evvel, yani işletme kurulurken kim kontrol etmeliydi? İşte o biraz evvel izin veren bakanlıkların hepsi işletmenin şekline göre. Bu işletme eğer bir otomotiv fabrikasıysa Sanayi Bakanlığı. Bir turizm işletmesiyse Turizm Bakanlığı. İşin güvenlikli bir şekilde yapılması için, turistin güvenlikli bir şekilde, sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde, bir hastanede bir hastanın sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde çıkabilmesi için ne yapılması gerektiğinin kontrolünü her bakanlık kendisi yapmalıydı. Yapmalıydı. İdi. Yapıyorlardı da. Şimdi. Fakat ne olduysa sevgili Cemal de biliyor, işletme belgesi kalktı ortadan ve dendi ki işte konuştuğunu zannediyorum bu konuyu. İşte bir ay süreyle eğer biz gelip işletme belgesi size vermezsek siz işletmeye başlayabilirsiniz diye. Şimdi durum böyle olunca karşımızdaki insanlar, yani işveren dediğimiz insanlar çok bilgili insanlar mı bu konuda? Bu eğitimi almışlar mı? Bunların da çoğu mühendis. Çoğu iktisatçı, çoğu bilmem neci. Veya hiç olmayabilir. Olmayabilir. Yani normal lise mezunu da olabilir. Hiç tahsili olmayan da olabilir. Bunlara bilerek mi gelirler, hayata atılırlar? Hayır. Dolayısıyla bunların eğitilmesi lazım. Zaten memleketin sorunu bu. Önce biz işverenleri eğitmeliyiz. Ben senelerce işçi eğitiminde çalıştım. Ama sonunda kanaat getirdim ki işçi eğitiminin bir anlamı yok. İşçiye siz sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir meseleyi anlatırken onu tedirgin ediyorsunuz. Gerçi bir takım konularda kendisini korunmasını öğretiyorsunuz ama eğer bu kurşun seni zehirler, şöyle yapar, böyle yapar dediğinizde işçi birazcık tedirgin oluyor. Yani ben bunu işçiye tedirgin etmek için mi bu eğitimi veriyorum? Hayır. Kime vermem lazım bu eğitimi? İşverenin kendisine vermem lazım. Yani bu koşullarda bu şahıs çalışırsa yarın bir gün senin başın belaya girer arkadaşım. Evet. Bu eğitimlerin işverenlere çok net olarak verilmesi lazım. Bütün sanayi odaları vasıtasıyla, işte iş adamları dernekleri vasıtasıyla bunların mutlaka açılması ve bu kişilere verilmesi lazım. Ama şimdiki veriliş tarzı, efendim şu yasa çıktı, bu yasadan biz nasıl kurtarırız? Bu şekilde eğitimler sürüp gidiyor. Bu yanlıştır. Biraz evvel bahsettiğim iş güvenliği yönetim sistemi, iş sağlığı yönetim sistemi, çevre sağlığı yönetim sistemi bir işletmede nasıl kurulur?
Eğer o sistemlerin hepsi layıkıyla kurulduğu takdirde kesinlikle yasaların öngördüğü hiçbir şeyin karşılanmaması mümkün değil. Evet, işverenler orada da biraz sıkıntı olduğunu Sabuncu hocamız bahsetti. Ve tabii bu da paralelinde iş kazalarına getiriyor. İş kazalarına gireceğiz ama öncesinde söylemek istedikleriniz varsa buyurun hocam. Şöyle söyleyeyim. İş güvenliği konusu veya bir paralel olarak trafik güvenliği konusu sağlanacak ise bunun sıralaması şöyle olması lazım. Bir kere o işin nasıl güvenli yapılacağıyla ilgili uygulama kurallarının, yönetmeliklerin, standartların dokümantasyonu hazırlanması lazım. Bir, ülkemizde bu altyapı var. Yani standartlar, yasa var. Fakat şu andaki eksikliğimiz bizim uygulama kuralları dediğimiz sektörel uygulama kuralları. Bu da tamamlanacak bir şekilde. İkincisi teknik altyapının olması lazım. Yani sizin üretim yaptığınız araç, gereç, makinaların güvenli olması lazım. Ve sonunda da bu konuda eğitim yapılması ve bu şekilde davranılmıyorsa da ağır cezaların olması lazım. Şimdi iş sağlığı, güvenliği veya daha spesifik olarak iş güvenliği ile ilgili bir kurumun, şey demiyorum, sanayi olsun, hizmet sektörü olsun veya ticari kurum olsun, kuruluş aşamasında iş güvenliği ile ilgili yapacağı yatırımlar genel yatırımların içerisinde çok küçük bir mertebededir. Yani tabii ki iş koluna göre değişir ama %3-5 mertebesini hiçbir zaman açmaz. İşletme seviyesine geldiğimizde de iş güvenliği ile ilgili yapılacak harcamalar işletmenin cari giderleri içerisinde, kurumun cari giderleri içerisinde hiç önemli değildir. %1'i 2'yi geçmez. Ama çünkü maliyet olarak görülüyor değil mi? Evet. Buradaki büyük yanlışlık ve işverenlerin hep şey yaptığı iki konu vardır. İş güvenliğine çekimsel yaklaştıkları iki konu vardır. Bir, benim şimdi bana bu konular yeni harcama kalemi getirecek. Kaygı. İki, benim işimi aksatacak. Bu kesinlikle yanlış bir inançtır. Evet. Bunun kendilerine örnekleriyle anlatılması ve ikna edilmesi gerekir. Kim yapacak bunu? İşte şu anda çalışmakta olan genç iş güvenliği uzmanlarının zaten birinci işi işverene bu konunun parasal bir konu olmadığını, hele hele üretimlerini hiç aksatmayacaklarını inandırması lazım. Çünkü iş buradan başlayacak. Birinci konu liderliktir. Herhangi bir kurum, kuruluş, işletmede en baştaki kişi iş güvenliğine inanmaz ise orada bizim yapabileceğimiz hiçbir konu yoktur. Başlangıç noktası liderliktir. Ve bunun ikna edilmesi, anlatılması için de bu bahsettiğim iki konunun rakamsal olarak önüne konması lazım. Yapılacak işler harcamayla ilgili değil, çoğunluğu yönetsel işlerdir. Alınacak bir takım idari kararlardır, yönetim kararlarıdır. İkincisi de yatırım büyük kalemler değildir. Kaldı ki bir yatırım planı çıkarsa onu da birden harcamak gerekli değildir. Zaman içerisinde yaparsınız. Bu iki konunun bir kere işverenin veya sorumlu kişinin önüne konması lazım. Ve onun iknası ve desteği alındıktan sonra bir konumda iş güvenliğinden bahsetmek ve diğer adımlara geçmek gerekir. Evet. Peki Sayın Sabuncu, hocamız bahsetti. Tabii bunlar maliyet olarak görülebiliyor birçok iş yerinde, işletmede. Ve işlerin aksatılacağı noktasında da kaygılar taşıyor işletmeler. Bu kaygılar paralelinde iş kazalarını getiriyor. Bu konuya da girmek istiyorum. Süremiz de daraldı. İş kazaları neler, iş kazası olarak tanımlanabilir? Meslek hastalıkları nelerdir? Bunlar da çok önemli. Yaptırımları da belki zamanımız kalırsa değinebiliriz ama. Şimdi iş kazası olarak neleri tanımlayabiliyoruz? Şöyle bir baktığımızda terminolojik olarak iş kazası nedir hocam? Şimdi aşağı yukarı 24 yıldır benim bu konuyla mücadele ettiğimde söyleyebilirim. Yani iş kazası bizim yasalarımızda aşağı yukarı 4 kalemde, 5 kalemde ifade edilen, genellikle de bazı yerlerinde hata yapılan,
ki 506 sayılı yasada bu vardı. Örneğin iş yerinden belli bir yere toplu olarak getirilip getirilmeleri sırasında diyordu. Olursa iş kazası sayılır diye bir kazayı, bir trafik kazasına. O toplu olarak lafı bazen hakimler tarafından aranabiliyordu. Yani tekli miydin, toplu muydun falan gibi. Böyle garip, trajikomik olaylar ortaya çıkarıyordu. Şimdi o toplu olarak lafını kaldırdılar. Yani bu kadar 5-6 maddeyle bir şeyin ifade edilmesi yerine tek bir cümleyle işveren tasarrufu altında oluşan kazalar iş kazalarıdır dense, ben kişisel kanaatim bu, çok daha net sonuç alınabilir. Yani siz şu anda, biz burada oturuyoruz, şu anda bir kaza geçirdik. Biz buranın işvereninin tasarrufu altındayız. Geçirdiğimiz kaza otomatikman iş kazasıdır. İş kazası, siz işletme sahibi, hadi gidin şuradan bir kendinize bir sigara alın, kola alın, su alın diye bizi bir yere gönderdiğinde, eğer bir güzergah ifade etmemişse ve biz o güzergahı dışarıya çıkıp da bir şekilde ihlal edip de kazaya uğramışsak, bu da bir iş kazası. Dolayısıyla işveren tasarrufu çok önemli bir konu. Olayı incelerken işveren tasarrufu var mı yok mu, ona bakacaksınız. Eğer o işveren tasarrufu varsa hiç tereddütsüz bu bir iş kazasıdır. Ama bunu belgeleyemek biraz da çok soyut değil mi Sayın Savuncu? Yani kişi, çalışan bir yere gidiyor. Yani güzergah dışına çıkıyor. Ama bunu, çünkü bir takım yaptırımları da var. Belki bunlara da değinmek isterseniz, ama iş kazası olarak tanımlamayabilir. Hayır, örnekleri var. Gayet net. Eğer siz, ki bunlar önümüze bilirkişi raporları olarak geldi, değerlendirdik, gönderdik, o şekilde de kabul edildi. Varsayalım ki sizi Gemlik'te azot fabrikasına gönderiyor. Siz akşam diyorsunuz ki orada azot fabrikasında yemeğinizi yemeniz, memleniz falan söz konusuyken, ki bu bir dava konusuydu. Armutlu'da bir yerde balık yemek istiyorsunuz. Evet. Bir sandalla karşıya geçiyorsunuz, balığınızı yiyorsunuz. Dönüşte şey yapıyorsunuz, kaza geçiriyorsunuz. Deniz alabora ediyor ve ölüyorsunuz. Bu bir iş kazasıdır. Ne zaman iş kazası olmaz? Eğer siz, sizi gönderen işveren net olarak size bir güzergah tayin ettiyse ve dediyse ki fabrikada yiyeceksin, fabrikada yatacaksın, gelirken de şu yolu takip ederek geleceksin dediyse eğer, bu olay meydana geldiyse işveren kusuru söz konusu değildir. Ama bu böyle bir şey uyarıda bulunmadı da eğer şahıs kaza geçirdiyse, o zaman bir iş mahkemesinin şeyinde, manzarası içerisinde değerlendirilir ve bilirkişinin vereceği raporlarla, yani biraz evvel söylediğiniz o soyut olay ortaya çıkmış olur ki uğraştırır. Ama siz bir güzergah çizdiğinizde şahıs bu güzergahın dışına çıkarak kaza geçirirse, bu bir iş kazası sayılmaz. Şimdi mesele buradaki şey, kültürümüzde de bir takım kazanın iş kazası sayılması acaba bir nemalandırma mı? Yani bunları da bir düşünmek lazım. Bunları da karşı tarafa öğretmek lazım. Hayır. Siz sigortalısınız. Geçirdiğiniz kazanın sonucundaki hasarınıza göre bir tazminat alacaksınız. Bu ister iş kazası olsun, ister bilmem ne olsun, hiçbir şey fark etmez. Fark eden ne? SSK veya SGK ödediği paranın, size verdiği hizmetin bedelini eğer işveren kusurluysa dönüp ondan rücu eder. Bu pek sizi ilgilendiren bir konu değildir. Yani bu işçinin dışında bir olaydır. Dolayısıyla bu teknik konudur ve teknik konu üzerinde de teknik olanlar dursunlar. Ben ne kazanıyorum? Kazada ne kazanıyorum? İş kazasında ne kazanıyorum? Gayet net söylüyorum. Bu bir nemalandırma değildir. Hasarınız neyse o hasarınızla ilgili tazminatı, İster trafik kazası olsun, ister iş kazası olsun, siz onun bedelini alırsınız. Evet. Bu arada tabii gün içerisinde konumuzu paylaştım da sosyal medya üzerinden, iş sağlığı güvenliği neden önemli ve ne ifade ediyor deyince, tabii kazalar insanın aklına geliyor ve bir takım takipçilerimiz de şey paylaştı. Aslında asgari ücret her şeyi ifade ediyor gibi. Yani ücretlenme, düşük iş gücü maliyeti elde etme, tabii bu şeyle de alakası var. Peki hocam, sadece iş kazası bedene gelen bir zarar mı?
yani vücudumuzun uzuvlarını kaybetmek mi? Psikolojik olarak da olmaz. Bunlar tabii, da biraz da sizden alabilir tabii, miyiz bu konuda? Yani iş kazası dediğiniz zaman bir işletmede hep şey yapılır, bir görünür onun hasarı ve zararı vardır, bir de görünmez vardır. Aynen hep buzdağı örneği verilir. Yani kişinin karşılaştığı maddi zarar, ama bunun yanında iş gücü kaybı, çalışanın görevini yapamaz hale gelmesi, yerine yeniden personel alınıp eğitilmesi, çalıştırılması, iş yerindeki çalışanlardaki moral bozukluk, motivasyon bozukluğu, bunlar hepsi bir iş yerindeki iş kazalarının iş yerine ve yakın çevreye ve topluma yansımalardır. Artık şimdi iş kazaları sadece bir olduğu yerde kalmıyor. Medyada geniş olarak yer alıyor. Bu konuda gene biraz önce bıraktığım yerden şunu devam edeyim. İş kazalarının önlenmesi de %98 mümkündür. Kalan %2 de meslek gruplarına göredir. Onların ayrı risk değerlendirmeleri vardır. İş kazaları önlenebilir ve iş kazalarının önlenmesi için de tekrar söylüyorum, hiçbir zaman tahmin edildiği gibi çok büyük harcamalar, maliyetlere gidilmez. Yatırım yapılacak şey de vardır tabii. Koruyucusu olmayan makine, tezgah çalıştırılıyorsa bunların makine koruyucuları konması lazımdır. O bir yatırımdır. Ama şunu bir örnek vereyim size. Bundan bir müddet önce bir beton karıştırıcısı, transmikser dediğimiz araç, evet, park halindeyken işçi onu içerisine kapatıyor, transmikseri, içine giriyor. Cidarındaki birikmiş beton parçalarını küsküyle temizleyecek. İçinde çalışırken oradan gelen başka bir işçi de ya bunu niye kapatmışlar, İçindeki beton donacak diye çalıştırıyor, içindeki işçi öldü. Evet. Bu kazanın önlenmesi nasıl olur biliyor musunuz? İş güvenliğinde güç kilitleme denen bir prosedür vardır. Yani bir kişi herhangi bir enerjili ve hareketli bir sistemde çalışacaksa onu kilitleyecek. Çok basit bir asma kilitle kilitleyecek, anahtarı da cebine koyacak. Bunu yaparsa, çok basit bir önlem. Bunu yaparsa iş kazası ölüm olmayacaktı. Evet. Yani 1 liralık bir asma kilit alıp oradaki şaltere, ki hep onlarda delik vardır, kilitleyip anahtarı cebine koyup öyle girseydi içeri, iş kazası olmayacaktı. Nerede bunun şeyi, yatırımı? İdari önlem, yönetsel önlem. İş kazaları ve iş güvenliği böyle. Yönetsel önlemlerle ve bir iş yerindeki liderlikle, yönetimin kurulmasında olur. Yani Sayın Sabuncu, kader değil değil mi? Kader değil, müsaade ederseniz hemen buyurun. Bir iki şey söyleyince buyurun, zamanımız da daralıyor. Daraldı. Evet. Türkiye'deki iş kazalarına baktığımız zaman, ki 2011 istatistikleri itibariyle, evet, 11 milyon zorunlu sigortalı şahsımız var, çalışanımız var. Bunlardan 69.227 civarında bir iş kazası söz konusu. MES'in yayınlarına baktığımız zaman, onlar da 171 işinde, iş yerinde bir ölçme değerlendirme yapmışlar. Aşağı yukarı 6074 kişi de iş kazasının meydana geldiğini görmüşler. Bakın, birisi işveren kesiminin yapmış olduğu bir istatistik, öbürü de devletin yapmış olduğu bir istatistik. Aradaki farkı söylüyorum şimdi. İş kazası hızı MES itibariyle %4,5. MES'in istatistiklerine göre, Türkiye'nin istatistiklerine göre bu değer %0,6. Yani MES'in şeylerinde, işletmelerinde Türkiye'de genel iş kazaları hızının 7,16 misli olduğu ifade ediliyor. Bakınız, devletin verdiği istatistiklerde ne kadar bir eksikliğin olduğunu siz varsayın. Şimdi devam ediyorum konuya. Evet. Devlet hangi istatistikleri kendisine baz alır? Devletin aldığı istatistikler 2 gün veya 3 gün kayıp iş günü olan istatistiklerdir, kazalardır. Peki gerisi? Biz neye bakıp da risk değerlendirmesi falan yapacağız? Bunlar çok büyük sorunlar. Burada söylemek istediğim şey şu. Biz bir kazayı önlemek için yeni bir deyim de girdi işin içerisine. Bunların en başında buradan başlayarak, bakın, kaza ürpertilerinden başlayarak kıl payı kazalar, hasarlı kazalar, ki bunları ikiye ayırıyoruz. İnsan hasarlı,
maddi hasarlı kazalar diye. Ölümlü kazalar diye ifade ettiğimiz bu 4-5 kalem şeyin bir işletmede çok net olarak tespit edilmesi gerekiyor ki bu bir sistem işidir. Yani biraz evvel söyledim, işte iş sağlığı yönetim sisteminde kurulmuşsa bu sistem, bu sistem içerisinde kazaya bakış açısı budur. Ama siz devlet olarak sadece 2 ve 3 iş günü kaybedilmiş kazaları baz alırsanız yolunuz farklılaşır. Bütün dünya üzerinde de kazalar bu durumda. Gelişmiş bir ülkedeki kaza hızını ülkemizdeki çalışanlarla çarpın, çok büyük değerlerde kazaların olduğunu görürsünüz. Bizde kayıt sistemi maalesef bu kazaları doğru düz kaydedemiyor. İstatistikler çok sağlıklı değil. Değil, kesinlikle değil. Meslek hastalıkları hiç değil. Çünkü buna da zamanımız kalmadı. Kısaca bir değinelim hocam. 70 bin kişilik, 70 milyonluk bir ülkede 1000 civarında meslek hastalığı. Ben bunları artık kanserleşmiş ve ölümcülleşmiş meslek hastalıkları diyorum. Yani artık kayda zorla geçmiş olanlar diyorum. Ülkemizde bunları da değerlendirseniz bir gelişmiş ülkede bu değerler 60 bin, 70 bin, 100 bin civarlarında. Dolayısıyla burada çok önemli şeylerimiz var, hatalarımız var. Konular tabii çok geniş. Teker teker bunları alırsanız ileriki programlarımızda bunları birer birer işleriz. Son olarak yine bir mesleki hastalığı da tanımlıyorum istiyorum ben hocam. Sizden alabiliriz hocam. Son 2 dakikamız kaldı. Neler söyleyeyim? Mesleki hastalık dediğimizde ne anlıyoruz? Hiçbir şey anlamıyoruz. Söylesin hocam, mesleki hastalık dediğimiz zaman işle ilgili hastalık. Evet. Yani siz meslek gazetecisiniz değil mi? Evet. Gazeteci hastalığı diye bir şey var mı? Yani işte terminoloji hatası. Kimya mühendisi hastalığı diye bir şey var mı? Nasıl ifade edilmeli? İşle ilgili hastalık. Yani işle ilgili hastalık, evet, olarak yani, meslek hastalığı değil. Work related disease diye ifade edilir. Yani, İşle ilgili hastalık. Çünkü netice itibariyle meslekle ne ilgisi var hastalığı? İşle ilgili olarak akciğer hastalığı oluyor. Yani o bir tıbbi hastalık artık ama sebebi iş, yaptığı iş. Onu o şekilde anlamak lazım. Son olarak programı da kapatıyorsanız, son sözümü de ben söyleyeyim. Buyurun. Hocam en son şey yapsın. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Bu programların devamını sağlar isek çok büyük katkı olur. Şimdi bugünlerde iş sağlığı güvenliği çok fazla ülkenin gündeminde. Evet. Önemli bir yapılanma oluyor. Bir sürü olumlu işler yapılıyor. Yalnız benim şeyim şu, endişem şu. Şimdi biz de bir zamanlar binaların, yapıların sağlamlığını denetlemek için TUS vardı. Teknik uygulama sorumlusu diyerekten. Fakat bu iş yanlış yollara gitti ve okuldan geçmemiş kalfaların yaptığı inşaatlara mimar mühendisler oturdukları masalardan imzalar attılar. Şimdi o binalar 30-40 yıllık binalar, hepsi yıkılıp yeniden yapılıyor. İstanbul'da yaşadığımız durum şu. Ben oturduğum 40 yıllık binamı yıktırdım, aldığım raporla yeniden yaptırıyorum. Bu iş güvenliği konusu da buna dönmesin. Yani uzmanlar oturdukları yerden ezbere hiçbir şeye imza atmasınlar. İşverenlere bu işin gerekliliğini, faydasını, yararını ve ucuz olduğunu, ondan çok para çıkmayacağını anlatarak işin doğrusunu yapsınlar. Benim bütün dileğim işin bu yönde gelişmesi. Ben bunu ümit ediyorum ve yapılacağına da inanıyorum. Sayın Kuzucu, teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz. Son cümleyi de sizden alalım Sayın Savuncu. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bütün slaytlarımı bununla bitiriyorum. Yapılan yanlışlar yapılacak doğruların en büyük engelidir diye. Çok çünkü güzel. Ne kadar çok yanlış yaparsanız o doğruları sonradan elde etmek son derece güçleşiyor. Burada nereden dönersek kârdır. Mutlaka dönüp bu işleri halletmemiz lazım. Bir dileğim de daha risk, tehlike, bu kazaları doğru düz incelemedik, meslek hastalıkları, evet, bu devam etsin istiyorum.
Size de teşekkür ediyorum. İlgi sosyal medya üzerinden ilgi çok yoğun. Bu da demektir ki önümüzdeki dönemlerde sizi tekrar misafir edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Çok güzel bir konuyu gündeme getirdik. Son dönemlerde bu çok konuşuluyor. Demek ki bir takım şeyler, bir bilinç, bir farkındalık var. Kesinlikle. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu kaygılar, bu temennileriniz de gerçekleşir. Sonuçta insan canından, hayatından... Tabii, tabii. Hiçbir şey önemli değil. Tabii. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bardağın dolu tarafı da var. Temennimiz bu olsun. Tabii, tabii. Programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hilmi Sabuncu. Çok sağ olun. Yine Cemal Kozacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet, artı eksi izleyenleri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konuyu çok farklı hocalarımla ele alacağız. Şimdilik mutlu haftalar.